Kadir Bey. Kadir Bey. Hayırdır İsmet? Sizinle çok önemli bir mesele konuşmam lazım Kadir Bey. Bak dün akşamla ilgiliyse onu sonra konuşalım. Ha? Hem öyle hem değil. Ama bilmeniz şart. Nedir? Şimdi böyle birden söylemesi de bir tuhaf. Hayati bir mesele. Ben haddim olmayarak... Günaydın. Toplantıya geç kalıyorum İsmet. Hemen çıkalım. Müsaade edersen bir şey konuşuyordum. Mühim mesele ise bekleyebilirim. Ben Cemal Bey'i bekletmeyeyim Kadir Bey. Oğlum hayatı mesele dedim, önemli dedim. Ben size bir şey danışacaktım. Heh. Ama daha sonra rahatsız ederim. Müsaadenizle. Ben çocuklarım kalabalık bir ailede büyüsün istiyorum. Anneannesi, babaannesi, amcası. Hep birlikte olalım istiyorum. Yani benim gibi yalnız büyümesinler. Ne oluyor İsmet? Eceline mi susadın? Ulan bir an dalmışım Cemal Bey, kusura bakmayın. Ne konuştunuz Kadir'le? Aylis Hanım için bir şeyler istemişti de. Sen de sabahın köründe bunun için mi yolundan çevirdin Kadir'i? Vallahi bunun için Cemal Bey. Bak İsmet, bana yalan söyleyenlerin başına neler geldiğini gördün. Arkamdan iş çevirmeye kalkanların. Biz seninle çok iş yaptık İsmet, değil mi? Hasan olayında da, video şantajı olayında da elinden geleni yaptın. Kadir bu konuları deşmeye kalkabilir. Ağzını açman senin için de iyi olmaz. Siz hiç merak etmeyin Cemal Bey. Sırrınız benimle mezara kadar gidecek. Seninle mezara gideceğine eminim İsmet. Thank you.
Merhabalar. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk Melis. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hepimiz sizi çok özledik. Ben de burada sizinle çalışmayı çok özledim. Ben yokken neler oldu? Herkesin gözü sizi aradı. İçeri girmeden önce bakmak istersiniz diye düşündüm. Siz burada yokken olanların bir özeti. İyi yapmışsın. Sağ ol. Kadir Bey, hazırladığım raporda da göreceksiniz. Ama ben yine de söylemek istedim. Hem saha içi hem de kurumsal çalışma şartlarımızla ilgili bazı şikayetler gelmeye başladı. Biliyorum. Artık yönetim kurulunda ben varım. Merak etme. Bu şirket artık böyle vekaleten değil, asaleten yönetilecek. Kadir Bey, çok çok tebrik ederiz. Gelin hanım için tüm arkadaşlar adına. Çam sakızı çoban armağan. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Olur mu hiç? İçimizden geldi. Teşekkürler tekrar. Kolay gelsin. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Babaannen kurban olsun söyle kuzum. Birlikte yarışçılık oynayalım mı? Benim gücüm yetmez ki sana umudum. Baban gelsin akşama birlikte oynayın tamam mı? Ayaz ablam gelmiş. Ya baba ne olur onu çağıralım. Dur be kuzum belki işi gücü vardır dur. Nezahat! Ne oldu İsmet? Cemal Bey anladı mı yoksa? Songül'ü... Miran kusura bakmayın. Birden dalmışım. Buyurun. Bu elindeki işleri bir bırakıp da seninle konuşalım mı biraz? Tabii. Buyurun. Dün akşam olanlar hepimizin sinirini bozdu. Evet, öyle Miran. Zaten son zamanlarda hiçbir şeyi kontrol edemez oldum. Vallahi çok haklısınız. Yani o kadar şey üst üste geldi ki. Babamın gidişi, çocuklarımın yaşadıkları, o kızcağızın başına gelenler ağır gelmeye başladı Songül. Selahattin'in öfkesini anlıyorum ama ben de bir anneyim. Çok haklısınız Miran. Vallahi size karşı boynumuz bükük ama merak etmeyin. Yani İsmet konuşacak Selo'yla. Rıza'dan sonra evlatlarımın sayesinde hayatta kaldım. Onlar için yaşadım bugüne kadar. Mihra Hanım. O kızcağız abisini, Selahattin hayat arkadaşını kaybetti. Ama bunun sorumlusu çocuklarım değil. Tabii ki, tabii ki değil. Çok haklısınız. Bak, İsmet'le de konuşacağım ama sana da söylüyorum. Selahattin'i bir daha evin yakında, yanında görmek istemiyorum. Mihra Hanım. Selahattin gerçekten çok iyi kalpli bir çocuktur. Sadece Zahide'nin ölümünden sonra bir tuhaf oldu. Evet ama o kızı gördükçe kini nefreti geçmeyecek. Daha da artacak. Vallahi. Yani Mihra Hanım, kız Zahide'nin tıpkının aynısı bu kadar olur. Yazık.
Çocuk kendisine zarar veriyor. Vallahi yetişemedim. Koştu birden size. Olsun, biz birbirimizi çok özledik değil mi? Evet, çok özledim. Arzu abla bize gelsene, hadi oyun oynayalım. Şebnem abla da yok galiba. Buyurun bize, oturalım. Olmaz mı? Arzu abla, hadi gelsene. İlk önce araba yarışı yapalım, sonra da resim yapalım. Hadi gel. Tamam, hadi gidelim. İyi, hadi bakalım. Miran, ben size Melisa çayınızdan yapayım, rahatlayın siz. İyi olur. Songül. Buyurun. Bahçeye güvenlik kamerası taktırmış mıydık? Vallahi bilmiyorum, onu İsmet'e sormak lazım. Ama benim bildiğim kadarıyla hırsızlar için böyle bir önlem alınmıştı. Bunları daha da arttıralım. Hem ön bahçeye hem arka bahçeye daha fazla kamera taktıralım. Tabii, merak etmeyin, ben konuşurum. Dün akşamki olayın bir daha olmayacağının garantisi yok. Yani Miran, ben bir daha Selahattin'in böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Maalesef aklına estiğini yapıyor. Biz işimizi sağlama alalım Songül. Dışarıdaki kameraların görüntülerini iyi takip edelim. Tabii Mihran, siz merak etmeyin, ben güvenliğe söylerim. Songül, babamın odasındaki kameranın monitörü önceden burada değil miydi? Ay, çok affedersiniz Mihran, ben hemen yenisini yapacağım. Songül. Buyurun. Babamın vefat ettiği akşam burada herhangi bir olağan dışı bir şey gördün mü, fark ettin mi? Miran, ben o kadar çok burayla ilgiliyim ki böyle tek bir yere tabii ki odaklanamıyorum ben. Sibel Hanım. Bir şey mi istediniz? Yok. Ben sadece seni görmek istedim oğlum. Beni mi? Lütfen oturun. Lütfen oturun. İyi misiniz? İyiyim. Akşam olanları duydum. Biraz konuşmak istedim. Dün akşam biraz tatsızdı. Ben gürültü içinde çok özür dileriz. Ama keşke buraya kadar yorulmasaydınız. Erol, ben sadece senin halini merak ettim. Onun için geldim. Ben seni anlıyorum. Lütfen artık kendini hırpalama. O kızın başına gelenler kazaydı. Cemal Bey olmasaydı belki de gidip her şeyi itiraf edecektin, biliyorum. Lütfen artık affet kendini.
masum bir kadında bir adamın ölümünden hiçbir şey olmamış gibi sıyrılayım mı? Hasan suçu kendi isteğiyle üstlendi. Böyle olacağını bilemezdik. Doğru. Maalesef. O Meryem benden nefret ediyor işte. Yani haksız da değil. Sevdiğim kadının abisi benim yüzümden öldü. Sen bu kıza kapılmışsın. Ben bir kalbim olduğunu bile bilmiyordum Meryem'le tanışıncaya kadar. İlk defa böyle çarpıyor benim kalbim. İlk defa. Ama... O sadece itiraf ettirmek için yanaşmış bana. Öyle. Kalbine söz geçirmek zordur. Bunu çok iyi bilirim. Birini kendinden vazgeçecek kadar çok seversin. Bütün dünyan o olur. Ama sonra bir bakmışsın. O bir başkasıyla başka bir dünya kurmuş. Geçiyor mu? Yani bu acı. Geçiyor mu? Geçmiyor. Onunla yaşamayı öğreniyorsun. Böyle göğsünde koca bir kara delikle. Geçmiyor. Keşke yardım etmeseydiniz bana o gün. Eminim sizin de Hasan'ın ölümü yüzünden vicdanınız sızlıyordur. Yani benim yüzümden. Benim yüzümden. Sıkılacaksak da beraber sıkılalım. Atıp durma beni yan odaya. Çok canım acıyor Zeyno. Ben abimsiz nasıl yaşayacağım bilmiyorum ki. Ağlayacaksın, bağıracaksın, bana sarılacaksın. Böyle böyle geçecek. Dün Erol'un yüzünü görmen lazımdı. Evi bastığını duyunca aynı yüz ifadesi bende de oldu. Haklısın, canın yandı tamam. Ama döktün içini. Bitsin artık bu mesele. Sen hala Erol'u mu kafaya takıyorsun? Yani abimin öldüğünü duyunca çok üzüldü. Kendi mezara girmiş gibi oldu. Başından beri diyorum bu çocuk iyi diye. Ailesi rezil o ayrı. Bütün tezgahı onlar kurmuş baksana. Benim abim de pisi pisine gitti. Belki de gerçekten kavgada öldü Hasan abi. Bir kanıtımız yok ki. Zeyno yapma. Sen de biliyorsun. Benim abim kavga görünce kaçan bir adamdı. Alo. Evet benim. Evet, benim abim. Peki, kim yatırmış hesabına parayı biliyor musunuz? Peki, teşekkürler. Ne oldu? Abimin hesabında 1 milyon lira varmış. Ne? Nasıl yani? Nereden bulmuş o kadar parayı? Erenler yatırmış.
önünüzdeki dosyalarda gördüğünüz gibi bu konjöktörde Katar'dan gelecek olan kumaşları iki katına çıkartmamız gerekiyor. Avrupa pazarındaki yerimizi koruyabilmek için. Şimdi bu öneriyi oylamaya sunuyorum. Kabul edenler? Bu teklifinize evet demek bize ciddi kayıplar yaşatabilir. Bakın ben bu öneriyi dedemin onayı ve desteğiyle sizlere sunuyorum. Rahmetli dedemin bu şirketin kurucusu olduğunu unutmadan oylarınızı kullanın lütfen. Maalesef şirketin geleceği için reddediyorum. Cemal Bey'in yakında yönetim kurulunda olmayacağını hatırlatmak isterim. Yani vereceği oyun herhangi bir kıymeti kalmayacak. Bakın vaktim yok. Bu siparişi bir an önce geçmemiz gerekiyor. Kadir Bey, bir bilgi eksikliğini düzeltmem gerekiyor sanırım. Cemal Bey'in vekaleti düşse de şirketteki en büyük hisseye sahip olduğu için onun oyu geçerli kılınacak. Ne demek bu? Annen, Mihra Hanım, hisselerini bana devretti bir süre önce. Haberin yok galiba. Zahmet oldu, çok sağ ol. Olur mu kızım? Ne zahmeti? Arzu abla gel, seni arabamı bindireyim, parka gidelim. Sağırsak neden olmasın? Ablamla da yarış yapalım, kazanırsa o da gelsin. İyi tamam, hadi kocaman bir araba yapalım o zaman sen. Hadi. Sen nasılsın kızım? Yeni bir yola girdin malum. Biliyorsunuz ki çok iyi başlamadık maalesef. Hayatta her zorluk yoluna girer. Yeter ki gönüller bir olsun. Anneni duydum, pek üzüldüm. Nasıl şimdi? İyi. Her gün daha da iyi oluyor. Ay ısırmadı ki. Şöyle yapalım o zaman. Olur mu? Kötü durur biraz. Ben okumuş etmiş bir insan değilim. Ne öğrendiysem hayattan öğrendim. Yüzüğü parmağa takmak kolaydır da kader birliği etmek zordur. Kadir Bey de sen de belli ki bunu başarmışsınız. Artık bundan sonra başınıza gelen ikinizin kaderidir. Ne yaşarsanız birlikte baş edeceksiniz. Yoksa dünya dar olur. Annemden hisseleri nasıl aldın? Bu öfkenin nedenini anlayamadım. İşleri yıllardır ben yürütüyorum. Bana cevap ver. Nasıl aldın? Senin yaptığın tek iş Katar ayağıyla ilgilenmekti. Ben olmasam bu şirket çoktan batmıştı. Kendini hiç bu kadar önemseme. Dedem hastaydı. Katar'daki işlerin başına da aileden biri geçmeliydi. Sen de ortalığı boş buldun, at koşturdun. O kadar. Sen yokken ben bu şirket için canımı dişime taktım. Senin bana hesap sormaya hakkın yok. Annemden aldığım vekalet buraya kadar. Benim ve Erol'un hissesi seninkinden fazla. Artık senin ne bu şirkette ne de evde yerin kalmadı. O işler o kadar kolay değil Kadir. Şirketten de evden de gideceksin.
Melis. Buyurun. Buyurun. Yarına çok acil yönetim kurulu toplantısı organize et. Tüm üyelerimiz İstanbul'da olmayabilir Kadir Bey. Herkesin katılımı mecburi. Yönetim değişikliği için oylamaya gideceğiz. Tamam mı? Peki efendim. Sen, ben mavileri topluyorum o zaman. Sen sarıları topla. Ben buraya koyayım mavileri. Ayaz abla, ne güzel oynuyoruz değil mi? Evet. O zaman ben her gün geleyim, her gün oynayalım biz, olur mu? Olur. Keşke bir kardeşim olsaydı, onunla da oynardık. Biz ne güne duruyoruz Umudum? Baban da hep oynuyor ya seninle. Ayaz abla, sizin bir çocuğunuz olursa ben ona kardeşim diyebilir miyim? Alo. Nasılsın? Bir sesini duyayım da kendime geleyim dedim. Ne yapıyorsun? Umut'la oyun oynuyorduk biz. Şimdi anlaşıldı telefonlara neden bakmadın. Demek ki Umut'la oyuna daldın sen, ha? Doktordan çıktıktan sonra beni arayacaktın. Ne oldu, ne dedi doktor? Anlat bakalım. İyiymişim ben. Bir şeyim yokmuş. Sen bana haber vermeyince ben bayağı endişelendim. Eminsin değil mi? İyisin yani. Hı. İyiyim. Merak etme, iyiyim. Peki. Toplantım bitti. Az sonra çıkarım. Seni alırım, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Öpüyorum. Buyurun Kadir Bey. Dedemin otopsi kararı için annemin iznini almadan çıkartma şansımız var mı? Maalesef Kadir Bey. Yaşayan birinci derece varis olduğu için kanuni olarak bir şey yapamam. Tamam. Anladım. Sağ ol. Selo, 14-15 anahtarı versene bana. Bu ne oğlum? Ha doğru ya bu. Ha. Kardeşim neredesin sen? Ya kusura bakma Zaza, ben bugün pek iyi değilim. Yakında bulamayacağız ha hiç kafanı. Ya nasıl gitmesin be oğlum? Dün akşam olanları duydum. Eba ediyorsun kendine. Ne yapayım Zaza? Umut anasız kaldı. Ben Zahide'siz kaldım. Herifler ellerini kollarını sallaya sallaya dolanıyorlar hala. Meryem, abisini öldürdüler kızın. İyi de kardeşim, bu memleketin polisi var, savcısı var. Kurban olayım, başını daha fazla belaya sokma ya. Ayrıca anamın da kalbini inecek ha. Selam. Destur bismillah. Ay artık alışın şuna. Tamam, Zahide'ye benziyorum. Sakin. Senin ne işin var burada? Ya bir mevzu var da iki dakika konuşalım mı? Tamam. Ben bir yarım saat gittim. Sibel Hanım, keşke Songül'e haber verseydiniz, size yardımcı olurdu. Daha iyiyim Mihra Hanım. Kendi başıma idare edebiliyorum, sağ olun. Çok sıkıldım yatmaktan. Biraz hava almak istedim. Çok iyi etmişsiniz. Boğaz havası da iyi gelir. Evde kimse yok herhalde. Cemal ve Kadir şirketteler. Ailesi de erken çıkıp gitmiş. Evet, sabah çıkmadan uğradı bana. Evet, artık biz birbirimize arkadaşlık edeceğiz. Evde bir tek Erol var galiba.
Onun da odasından çıkmaya pek niyeti yok gibi. Evet. Akşam olanlar. Kötü günler geçiriyoruz. Maalesef ben de bir şeyler duydum dün akşam. İnanın çok üzüldüm. Erol da çok etkilenmiş. Çok gergin ve üzgündü. Yani ben kapısının önünden geçerken şahit oldum. Çok kötü görünüyordu. İnanın çok üzüldüm. Evet. Biz de üzülüyoruz. Erol çok hassas bir çocuk. Hep öyleydi. Nasıldı? Çocukken yani. Çok içine kapanıktı. Asi, isyankar. İçine attıklarını herhalde böyle dışarı vuruyor. Ben Ayliz büyürken yanında olamadım. Hayata karşı hep öfkeliydi. Sanki Erol da onun gibi. Annesiz büyüyen çocukların içinde hiç kapanmayan bir yara oluyor hep. Yanlış anlamayın lütfen. Muhakkak siz Erol'a hep iyi bir anne olmuşsunuzdur. Haklılık payınız var Sibel Hanım. Yeterince Erol'un yanında olamadım. Depremden sonra eski eşim Rıza'yı kaybetmiş olmak, Kadir'i kaybettiğimi sanmak beni uzun süre etkisi altına aldı. Çok zor şeyler yaşamışsınız Mihra Hanım. Ama şükürler olsun ki hepsi geride kaldı. Erol'un dün akşam yaşadıklarını tek başına atlatması kolay olmayacaktır. Annesine ihtiyacı var. Siz Erol için kaygılanmayın. Ben asla elimi onun üzerinden çekmem. Asiliği de, yumuşak başlılığı da benim. Hamurunu ben yoğurdum. Tabii, tabii. Siz şimdi güzelce dinlenin. Bir an önce iyileşip Ayliz'in yüzünü güldürün. İzninizle. Aslan parçası. Mwah. Bak sana ne aldım. Aa, içinde ne var? Senin çok seveceğin bir şey. Hadi bize gel oynayalım. Beraber mi? Evet, bize gel oynayalım. Buyurun bir çay ikram edelim size. Hadi gel Kadir amca ya, hadi. İyi, emir büyük yerden, hadi bakalım. Evet, dinliyorum. Abimin hesabında tam 1 milyon lira para var. O kadar yatırmışlar. Doğrudur. Nasıl? Sen biliyor muydun? Erol söylemişti. İnanmamıştım ama doğruymuş demek. Ne söylemişti? Abinin para aldığını. Ya işte tehdit etmişler adamcağızı. O da kabul etmek zorunda kalmış. Bir şey yok yani. Yani ne olursa olsun parayı kabul etmemesi lazımdı. Ben günlerdir uyuyamıyorum. Gittik, evi dağıttık, bağırdık. Ne oldu? Elimize ne geçti? Hiçbir şey. Abim de onlarla işbirliği yapmış. Her şey bitti. Ne kolay vazgeçtin ya öyle hemen. Pardon, ne yapayım? Hiçbir şey yapma. Vazgeç aynen böyle. Pes et. Zaten ben asıl nedeni biliyorum da.
Niye vazgeçiyormuşum? Ya Meryem, birbirimizi kandırmayalım ya. Sen baya baya Erol'a aşık oldun işte. Erol'u aklamak için abini gömüyorsun. Ya sen kafayı mı yedin? Ben abimi toprağa verdim. Günlerdir uyuyamıyorum. Ne haldeyim bilmiyor musun? Ne yapayım ben? Bir şey yapma, git abinin hesabındaki 1 milyonu bir hayır kurumuna falan bağışla. Zaten merak etme, Erol'un çok parası vardır. Ya yatlar, katlar, oh sonrasında mis. Takılırsınız işte. Sen gerçekten böyle mi görüyorsun beni? Meryem. Çekil şuradan. Çocukken çok severdin bunu. Ne zaman üzülsen bundan verirdim sana. 10 kurabiyesi. Ne kolaydı ya, değil mi? Çocukken inanmak. Hadi. Hazırlan. Ana oğul çıkalım biraz. İstanbul şöyle bir yakışıklının kolunda görsün beni. Gerek yok anne. İyiyim ben böyle. Erol. Kendini eve kapatarak cezalandırırsan hiçbir şey düzelmez. Çok değil ya. 2 gün. 2 gün önce benim bu evden çıkmam olay oluyordu. Şimdi de evde kalmam olay oluyor. Beni bir rahat bıraksanıza. Ne istiyorsunuz benden? Ha? Anne. Erol. Ben seni anlıyorum. Benim de ruhum daralıyor. Hasan'ın ölümüne en az senin kadar üzüldüm ben de. Ama bu bizim suçumuz değil. Bir de bunu Meryem'e anlatsana. Ha? Hadi çağıralım Meryem'i, Meryem'e anlat. Kız kimsesiz kaldı. Kızın kimsesi kalmadı bizim yüzümüzden. Aryan o muydu? Meryem? Erol, sen bu kızı dün geceden önce tanıyor muydun? Kalbini bana açtı. Annesi bildiği kadına değil. Çok yakında herkes öğrenecek gerçeği. Evet. Bak bu da senin araba yıkama yerin. Arabalarını pislettiğin zaman burada yıkıyoruz, tamam mı?
babanın stresini nasıl alıyor? Bizimkilerle de böyle olur muyuz acaba? Bizimkiler? Çocuklarımız. Tamam ya, düşürme suratını. Bir tane yaparız, sonrasına bakarız. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Cemal. Erken dönmüşsün. Bu gidişle emekliye ayrılıp evde oturacağım galiba. Hoş hala bu evde olursam tabii. Ne demek istiyorsun? Batıyoruz Mihre, batıyoruz. Kadir bizi batırmayı kafasına koymuş. Katar'daki projeye taktı gene. Kadir'in bir bildiği vardır. Ne yapıyorsa da iyiliğimiz için yapıyordur, endişe etme. Hoş, bunu bizim iyiliğimiz için yaptıysa tabii. Başka ne için yapsın? Benim bütün yetkilerimi alıp tek başına söz sahibi olmak için tabii. Öyle uygun gördüyse senin de artık bir köşeye çekilme zamanın gelmiştir. Sonuçta onun hakkı bu. Ya Erol? Her şey Kadir'in hakkı mı? Erol'a ne olacak peki? Kadir kardeşini korur, kollar. En azından senin kadar o da düşünüyor Erol'u. Asıl sen dünden bahsetmedin bana. Onlara anlat. Hasan neden öldü? Adamı tehdit ettiğin doğru mu? Hayır tabii ki. Yalan. Yalan. Beni karalamak için yapıyorlar. Bak Mihri, sana tek tek anlatacağım her şeyi ama şimdi sırası değil. Önce halletmemiz gereken başka şeyler var. Ne zaman sırası oldu ki? Bütün arabalarımı buraya park ettim bak. O da gelecek şimdi. Hayatım çok durgunsun. Test sonuçlarında bir şey çıkmadı dedin ama emin misin? İyi misin yani? İyiyim ben. Gayet iyiyim ya, merak etme. Kadir amca hadi başka oyun oynayalım. Peki. Ne oynayalım? Süperman alışır beni sen. Şahaneymiş. Kadir amcam zaten bir Süperman. Gel bakalım. Bak şimdi seni pelerinsiz nasıl uçuruyorum seyret. Gel bakalım. Hadi dünyayı kurtarıyoruz. Uçtu uçtu. Umut uçtu. Allah razı olsun sizden. Sizinle olunca Umut ne kadar mutlu, ne kadar içten seviniyor. Biz de onunlayken çok mutluyuz. Yani bütün stresimizi alıyor gerçekten. Çocuk evin neşesi. En kısa zamanda Allah size de nasip etsin inşallah. İyi görünüyorsun. Evi turladığına göre. Sen beni bırak da Erol'u düşün. Durumu hiç iyi değil. Onun bana ihtiyacı var Cemal. Gözümün önünde çocuk eriyip gidiyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Mihre ona iyi bir anne olamıyor. Mihri'ye içini açmıyor bile. Yine başlama Sibel. Önce Erol'un hayatını kurtarmamız lazım. Ben nelerle boğuşuyorum görmüyor musun? Bir şeyler yapmamız lazım Cemal. Biz onun gerçek ailesiyiz. Bu durumdan çok mu mutluyum zannediyorsun? Tam 30 yıl kendi oğluma öz babanım diyemedim. Tamam işte. Söyleyelim o zaman. Bak Erol Mihri'ye hiçbir derdini anlatmıyor. Bana anlatıyor. Çünkü ona olan yakınlığını hissediyor. Hayır Sibel, hayır. Şimdi sırası değil. Sana kaç kere anlattım. Önceliğimiz Erol'un geleceği.
Hem benim bilmediğim ne derdi varmış? Anne oğul arasında bir sır. Çok teşekkürler oyuncak için Kadir Bey. Ne demek? Lafı bile olmaz. Evet, aslan parçası. Bir daha gelecek misiniz? Tabii ki. Sen de bize gelebilirsin. Ya evet. Gelmeyin ya artık. İstemiyorum sizin ilginizi de şefkat gösterinizi de istemiyorum. Anlamıyor musun? Kadir amcam bağırma baba. Nezahat, hadi siz içeri. Tamam. Selo, seninle konuşmamız lazım. Yani ben dün akşam olanlarla... Izin... Yok yok. Konuşacak bir şey kalmadı artık. Gelmeyin, tamam? Kadir, hadi. Hadi Kadir, gidelim. Umut! Amca ya, adamı dinleseydin iki dakika bari. Ben dinleyeceğimi dinledim Nezahat. Nerede Umut? Çocuk korktu tabii senin öfkenden, kaçtı yukarı. Ben bir bakayım. Şunu asar mısın sen zahmet? Umut! Odasında. Ne oldu oğlum? Kadir Bey'le karşılaşıp tartıştın mı gene? Yok bir şey ana. Ne oldu? Kadir Bey konuşmak istedi ama amcam suratına çarptı kapıyı. Ah Selo. Ah. Ah. Umut. Umut bak bakayım bana bir. Ben sana küsüm. Oğlum baba oğul arasında öyle küslük falan olmaz. Bak bakayım bana bir. Bakmam. Sen benim Kadir amcama kötü davrandın. O benimle onun arasında. Senin yüzünden Kadir amcam bir daha benimle oynamayacak. Ben varım oğlum. Ben oynarım. Sen yoksun. Kadir amcam benimle oynuyor. Oğlum o adam... Ailemizden değil. Yabancı biri. Hayır, o benim Kadir amcam. Sonunda arayabildin. Anca toparladım kendimi. Yüz yüze konuşmamız lazım. Tamam. Sen kurum at, ben geliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Alice'cim,
tatlıları sana hazırlattım. Sevdiğini söyledin diye. Çok teşekkür ederim Mihra Hanım. Aslında ailesi sütlü tatlıları daha çok sever. Ama bunlar da çok güzel olmuş tabii. Anneciğim, seninle biraz konuşabilir miyiz yukarıda? Tabii ki. Müsaadenizle. Meryem, hadi hemen buraları toplayalım. Bir şeyler hazırladım. Onları yiyelim. Zeyno, dur bir. Senin gitmen lazım. Aa, niye? Seni yalnız bırakmam. Erol gelecek. O zaman hiç gitmem. Ya kızım, sen dün gece bu adamın evini bastın. Bu gece de o rövanşa mı geliyor? Yok, gitmem. Seni yalnız bırakmam. Bir şey olmaz. Sen merak etme, git yeter. Ya kızım, gönderme beni. Şurada bir yerde yedek kuvvet olarak durayım işte. Zeyno, uzatma. İnatçı. İyi tamam, bir şey olursa hemen arıyorsun beni. Tamam, merak etme. Kız sözü? Tamam. Ben de bunları kaldırayım onu ya. Şirkette yeni bir yapılanmaya gideceğimi söylemiştim. Evet, Cemal bahsetti biraz. Hemen sana yetiştirdi demek. Nedir benden konuşmak istediğin Kadir? Anneciğim, neden hisselerini Cemal'e verdin? Çünkü o uğraşıyordu işlerle. İşler yürüsün diye verdim. İşler yürüsün diye. Cemal hisseleri almadan önce de gayet güzel burnunu sokuyordu işlere. Ne değişti? Kadir, bu kadar rahatsız oluyorsan isterim geri verir. O da verir yani, öyle mi? Yani verir herhalde. Anneciğim, işler falan bahane. Erol'un kazasını örtbas etmek için verdi sen hisseleri. Cemal'den boşanmama sebebin de bu. Seni köşeye sıkıştırdı. Hayır Kadir. Erol iyi değil diye boşanmayı erteledim. Anneciğim, görüyorum. Korkunu görüyorum, çaresizliğini görüyorum anne. Ne olur bu adama güvenme. Bak, Hasan'ın ölümünde bile bunun parmağı var, eminim. Cemal bu kadar ileri gitmez. Anne, ne olur. Ne olur gör artık, bu adam seni kullanıyor. Hisseleri vermeden önce bana sormalıydın. Dahası Erol'un yanında olmama izin vermeliydin. Tamam. Tamam Kadir, ben kötü bir anneyim. Herkes beni oradan vuruyor. Herkes? Kim? Kim demiş? Önemli değil. Erol. Her zamanki gibi. Anne, artık ne olur uyan. Aç gözünü. Bu adama karşı bu kadar kör olmana artık tahammül edemiyorum. Bak, bu işler bittikten sonra bu adam hayatımızdan da, evden de, şirketten de defolup gidecek. Ya senin desteğinle ya da sana rağmen. Ne güzel bir çocukmuşsun. En masum, en güzel zamanlarını kaçırdım oğlum. Bana en ihtiyaç duyduğun zamanlarda yanında olamadım. Anneciğim, müsait misin? Gel kızım, gel. Seni böyle iyi görmek çok güzel. Gün geçtikçe daha da iyi oluyorum.
Böyle ayaklandığına göre yakında sahile yürüyüşe çıkabiliriz. İnşallah kızım. İnşallah. Keşke kardeşim de bizle olsaydı. Anne, kardeşimi bulamaz mıyız? Yani kime verdiğini hatırlamıyor musun? Aracıya ulaşmaya çalıştım. Kadın ölmüş. Adam da yurt dışına taşınmış. Maalesef hiçbir iz bulamıyorum ailesi. Anne, az daha seni kaybediyordum. Seni kaybetseydim yalnız başıma kalacaktım. Yani bir kardeşim olsaydı kendimi bu kadar yalnız hissetmezdim. Yalnız hissetme kendini Alice. Kadir var, ben varım. Yarın öbür gün çocuklarınız olacak. Daha da kalabalık bir aile olacaksınız. Ne oldu şimdi sana böyle? Bir şey mi oldu Alice? Hı? Yok. Bir şeyim yok benim anne. Ben arada bir öyle duygusallaşıyorum. Ben seni şimdi yalnız bırakayım. Sen biraz dinlen, olur mu? Tamam kızım, tamam. Konuşmamıza... Konuşmamız lazım da. Mevzu uzun. Konuşmamız lazım. İyi. Benim zamanım var. Nasıl gidiyor bu senin çetecilik işleri? Ev basmalar filan. Hı? Vallahi biz iyi yırttık. Evi başımıza yıkmadın. Sen olsaydın ne yapardın? Abin bu şekilde hapse girseydi, ölseydi, ne yapardın? Meryem. Ben çok üzgünüm. Biliyorsun ben Hasan'ı tanırdım. Başın sağ olsun. Öyle olacağı belliydi. Harcadınız abimi. Hayır, hayır. Hayır. Ben Hasan suçu para için üstlendi diye biliyorum. Kimse Hasan'ı tehdit etmedi. Yani en azından benim bildiğim o. Ben kaç kez teslim olmayı düşündüm biliyor musun? Yani biliyorum, inanmayacaksın bana ama bir bilsen. Yaşadığın vicdan azabını gözünde görebiliyorum. Ama annen, baban, o ifade veren kadın hepsi suçlu. Abim, hesabında bir sürü para var. O da suçlu. Ne olursa olsun o parayı kabul etmemeliydi. Haklısın. Haklısın. İnan ne diyeceğimi bilmiyorum. İşte tek diyebildiğim... Çok üzgünüm. O kadar. Keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Keşke. Ve keşke... biz bambaşka şartlarda... bambaşka bir zamanda karşılaşsaydık. Keşke. Keşke. Aman Meryem. İnan bana. Benim sana söylediğim her şey gerçekti.
Hepsi. Sen beni bulana kadar yaşayan bir ölüydüm ben. İyi ki buldun beni. Zeynep'tir ev arkadaşım. Selo? Ya Meryem, geçen gün o herif yüzünden gerildik. Hani gereksiz oldu, ben onun için konuşmaya geldim. Bunun ne işi var ya burada? Senin ne işin var lan burada? Selo! Seni ilgilendirmez de asılım. Senin ne işin var, sen söyle bakalım. Ya yapmayın, doymadınız mı kavga etmeye? Oğlum bak, Meryem'den uzak duracaksın. Ulan benim hayatımı mahvettiniz. Kızın hayatını mahvettiniz. Daha ne lan? Daha ne istiyorsun lan? Dinmedim lan amcan. Ha? Dinmedim öfkeni. Erol! Bak, kızın yanında artistik yapma, fena olacak ha. Ya bir durun, bir konuşalım. Ne olacakmış ya? Hadi olsun bakalım ulan, ne olacakmış? Hadi bakalım. Ya bak, yapma. Yapma. Bana bak. Meryem. Meryem. Meryem, iyi misin? Meryem. Meryem. Gel. Gel şöyle otur. Gel şöyle otur. Meryem gel. Gel. Otur, otur, otur. Meryem, iyi misin? İyi misin? Aferin size. Songül. Hı. Ben arabayı dışarı park ettim. Sen ne yaptın? Bitti mi işin? Tamam, tamam. Git sen. Geliyorum ben de. Ha, iyi, hadi. İsmet. Biz doğru yaptık değil mi? Ulan ne bileyim ben Songül ya. Yani Kadir Bey'e biz gerçeği söylesek, Cemal Bey bizim ölüm fermanımızı imzalardı. Tabii canım. Bu ilelebet saklayabilecek bir şey değil ki. Bir yerden çıkacak illaki. Ama ne? Zaten hangi birini söyleyecektik ki, pardon? Ne diyecektik yani? Erol Bey'in gerçek babası Cemal Bey. Bunca zamandır sizin kardeşiniz diye kendi öz oğlunu size yutturdu. Selo sizin kardeşiniz mi diyecektik, ne diyecektik yani? Bence iyi yaptık. Adam bunu öğrense o vakit kalpten giderdi valla. Sen o Selo mevzumu şimdilik unut zaten. Elimizde DNA raporu var kapı gibi. Ortalık bir sakinlesin. Ondan sonra bakarız ne yapacağımıza. Doğru. Nereden öğrendiler bunu? Bu adamın Kadir'in kardeşi olduğunu nereden öğrendiler? Delirdin mi sen? Ne işin var burada? Senin yüzünü görmeye meraklı değilim. Duyduklarımı anlatmaya geldim. Ne duydun? Songül'le İsmet, Selo diye birinden bahsediyorlardı. Kadir'in gerçek kardeşi oymuş. Hı? Selo nasıl? Kadir'in kardeşi miymiş? Bu mümkün değil. Mümkün değil, imkansız. Selo, şu ölen kızın kocası değil mi? Evet. Oğlumuzu öldürmeye kalkan aşağılık herif işte. Yani nasıl olursa... Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey. Sen nasıl inanırsın böyle bir şeye? Kim uydurmuş bu saçmalıkları? Doğru veya yanlış fark eder mi? Senin artık Erol'a açıklaman lazım. Yoksa bunlar gidip Kadir'e her şeyi söyleyecek. Dur, bir sakin ol. Panik yapma baba. Ben gereken müdahaleyi yaparım. Ama önce bir olayı anlamalıyım. Anlayacak bir şey yok. İsmet'in elinde DNA raporu bile varmış.
için olmadan adam çarpmaya başladın ha İsmet? Demek senin Kadir'in yanından almasan her şeyi ötmeye başlayacaktın. Ne yapacaksın peki? Merak etme. Ben gerekeni yaparım. Meryem, bak cidden iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hastaneye falan gidelim mi? Yok, gerek yok. Meryem, bak bu adamla aynı fikirde olmak istemem. Ama hastaneye gitmemiz gerek. Bence de. Bak cidden elimden bir kaza çıkacak ha. Hadi gidin ikiniz de ya, istemiyorum. Hadi. Bak iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Hadi gidin. Tamam, yavaş. Sakin, sakin. Tamam, bir şey olursa beni ara. Tamam, ararım, ararım. Hadi sen de git. Ben gidemem Meryem. Yapamam yani, seni bu halde bırakıp gidemem. Sen gel bakayım şöyle. Gel. Otur bakayım. Al bunu da. İyi misin? İyiyim. Bütün gece Boğaz'ı mı seyredeceksin? Keyfim yok, biraz canım sıkkın. Fark ettim, yani annenle konuştuğundan beri yüzün asıldı. Ne oldu? Annem bütün şirket hisselerini Cemal'e devretmiş. Cemal de şirket içinde adam toplamaya çalıştı. Allah'tan yönetim kurulundan onay çıkmadı. Ama bu adam çok ileriye gitti. Cemal Bey'in neden bunu yapsın anlamıyorum. Az kaldı, az kaldı. Hisseleri aldığımda ben bu adamı uzaklaştıracağım oradan. Daha huzurlu olacağız. Çoluğumuz, çocuğumuz daha huzurlu bir evde büyüyecek. Yatalım mı artık, hem çok yorulduk. Ne oldu sana? Yani bu çocuk mevzusu beni çok geriyor. Ben daha hazır değilim. Sen böyle çocuk dedikçe ben gerilmeye başlıyorum. Tamam hayatım, merak etme. Bahsetmem. Aşktan için yanıp da sönmüyorsa, yüzün eskisi gibi gülmüyorsa, azalıyor insan, tükeniyor insan. Artık içinde rüzgar esmiyorsa, gönül telinde kuşlar ötmüyorsa, aklının sözünden çıkmıyorsa, azalıyor insan. Tükeniyor insan.
Şeytan artık korkmuyorsan, gururunu dost sanır aldanıyorsan, ne bekliyorsa yoktan olmuyorsa, azalıyor insan, ağlıyor, azalıyor, ölüyor insan. Cemal Bey! Sana bugünden büyük işlere kalkma dedim İsmet. Dinlemedin. Demek birlikte bana pusu kuruyorsunuz ha? Cemal Bey, ne pususu? Gözünüzü seveyim mi? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ne yapmışız biz? DNA raporu nerede İsmet? Ne raporu Cemal Bey? Gözünüzü seveyim. Söyle, indirsin şu silahı. Beni zorlama İsmet. Rapor nerede? Evet, abi yemin ediyoruz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ben her şeyi biliyorum. Tek kelimemle ikinizi şu yatağa mıhlarım. Ya da belki de Nezahat'i öldürebilirim. İkiniz de sonrasında fazla yaşamazsınız zaten. Çekmecede. Çekmecede Cemal Bey. Anlaşacağımızı biliyordum. Bu rapordan kimseye bahsetmeyin demek çok klişe. Ama gene de... Ya da... Nezahat. Çok genç bir kız. Daha üniversiteye gidecek. Evet Cemal Bey. Güzel. Güzel. Yükseldim ben. Sana yedirmem.
Bugün toplantıyı geçecek, hissediyorum. Tabii sen de gelirsen benimle. Kadir, ben bir karar verdim. Ben artık şirkette çalışmak istemiyorum. Yani Eren soyadını taşıdığım için herkes benim ayrıcalıklı olduğumu düşünüyor. Öylesin zaten. Ya sen benim ne demek istediğimi anladın. Yani insanların artık bu konu hakkında yorum yapmasını istemiyorum. Hayatım, sen ne kazanıyorsan çalışarak kazanıyorsun. Evet, orası öyle. Yani ama insanların fikirlerini değiştiremiyorum. İnsanların ne düşündüğünün ne önemi var? Önemli olan sensin. Ama eğer ben mutlu değilim, bu işi yapmak istemiyorum dersen o ayrı tabii ki. Öyle galiba. Yani şu anda ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Ne yapmak istemediğini biliyorsun mu? Yani benim ne yapmak istediğime karar vermek için biraz zamana ihtiyacım var. Yani biraz uzaklaşmam gerekiyor galiba. Benden bu kadar çabuk sıkıldın ha? Orası imkansız biliyorsun. Ama diyorum ki annemi de alayım. Yani biraz uzaklaşayım, ne yapacağıma karar vereyim. Ha? Sen ciddisin. Ne haklısın da. Seninle balayına bile çıkamadık. Bana biraz zaman ver. Tamam mı? Şu işleri halledeyim. İkimiz her şeyden uzak. Gideceğiz bir yerlere. Tamam mı? Toplantıda iyi şanslar. Başım çok fena İsmet, çatlıyor. Oh Allah. Oh. Yok İsmet, yok. Ben dayanamıyorum gerçekten. Ya bizim resmen bu evde başımıza silah dayandıyor. Çok korktun mu kız? Yok, korkmadım İsmet. Bu evde her gece silahlar patladığı için tövbe Rabbim, tövbe estağfurullah. Ben çok korktum vallahi. Ama bana bir şey olacak diye değil, yemin ediyorum size bir şey olacak diye çok korktum. Ay İsmet'im, kocam, evimin direği. Sana bir şey değil mi? Hı. Size bir şey olsaydı yemin ediyorum sıkardım kafama, gelirdim peşinizden. Ha? Ay tövbe de ne biçim konuşma o ya. Zaten kanım dondu. İyice böyle konuşup da germe beni. Benim hiç gücüm kalmadı Songül. Benim de kalmadı. Gidelim Songül. Gidelim vallahi ya. Böyle ne zaman öleceğiz diye bekleyerek yaşanmıyor. Yaşanmıyor kocam, yaşanmıyor. Tıstarağı toplayalım gidelim. Merhaba Şebnem'in. Nasılsınız? İyiyim Zaza. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Verin yardım edeyim. Aa, yok ya, geldim zaten. Allah'ım. Al. Ya ne oldu bizim o çektiğimiz klip? İzlendi mi? Ya ben sana söylemeyi unuttum. Ünlü oldun Zaza. Nasıl? Ya çok beğenilmiş biliyor musun? Bayağı izlenmiş. Çok like almış. Bu arada altında yazılan yorumlarda herkes seni sormuş. Yani neyi mi sormuşlar ki? Demişler ki kim bu sazı konuşturan Kıvırcık Bey? Ha, bu arada iyi de bir ödeme alacağız. Tabii ki senin de payını ayıracağız. Ha, yok yok, ben para mara istemem. Sizin yüzünüz hep böyle gülsün yeter benim için. Ya olur mu öyle şey? Tabii ki emeğini karşılığını alacaksın. Zaza, benim sana kahve sözüm vardı değil mi? Evet. İşin yoksa eğer müsaitsen gel. Vallahi de. Vallahi. Tamam o zaman, yani sen de istiyorsan gelirim. Gel gel gel.
Aferin kuzum, aç 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 aç. Aç, aferin. Ay, şu çocuğa ekmeği yedirecek gücüm bile yok. Elim kolum kalkmıyor bu sabah. Benim de babaanne. Yani çok feci bir baş ağrısıyla uyandım. Kafam zonkluyor hala. Zaza amcan da öyle. Zar zor kalktı gitti işe. Yediğimiz bir şey mi dokundu acaba? Hava da ağır kızım. O da yapar sersem gibi. Doğru. Herkese ilaç sıkmışlar. Pislikler ya. Kimsenin sesi neden çıkmadı şimdi anlaşılıyor. Aynen öyle. Ana. Neredesin oğlum? Geç otur hadi. Nezahat koysun çayını. Fotoğraf yok. Babamla abimin fotoğrafı. Ben ellemedim oğlum. Ya uçmadı ya bu fotoğraf. Ben aldım ya. Çerçevesi kötüydü, çerçeveciye verdim. Yani abi niye sormadan iş yapıyorsun? Biliyorsun benim için ne kadar kıymetli olduğunu. Tamam oğlum. Çirkin görünüyordu. Ben de aldım, çerçeveciye verdim çerçevesini değiştirsin diye. Allah Allah. İyilik de yaramıyor ha. Ama ne? Geç otur hadi, dikilme tepemde. Hadi kuzum, aç aç. Günaydın. Hadi kalk. Kalk hadi kalk. Abi ne oluyor? Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Hadi kalk, konuşacağız seninle biraz. Saat kaç? Saat 9. Uyanmak için çok geç, hadi kalk. Anladım. Sen beni biriyle karıştırdın. Hadi hadi hadi. Hadi kalk paşam. Hadi konuşacağız. Yani mevzu ciddi. Hı hı. Tamam. Sana ihtiyacım var. Abi ne oluyor? Merak etme, bir şey yok. Bak Erol, sen hep işten, güçten, sorumluluklardan, bağlılıktan hep kaçtın. Tamam da bu benim yani. Hayır değiliz. Öyle olsaydın sana gelmez. Bak benim bugün ve bugünden sonra artık kardeşimin yanında olmasına ihtiyacım var. Senin bana ihtiyacın olmaz ki Kadir Eren. Abim bütün işleri halleder, değil mi? Senin de kaçış noktan bu. Çünkü benim abim bütün işleri halleder. Ve öyle. Öyle değil mi? Öyle değil. Oğlum biz seninle neden bu kadar birbirimizden uzağız? Sır sırta vermemiz gereken yerde hep neden ayrı saflardayız? Yani son zamanlarda yaşananlara bakınca keşke hiçbiri yaşanmasaydı diyorsun. Doğru. Keşke. Ama yaşandı. Kim bilir? Belki de ailemizi daha güçlü yapabilmek için yaşandı. Belki de dostu düşmanı tanımak için yaşandı. Ama artık bir yol ayrımındayız. Ya sırt sırta vereceğiz ya da yok olup gideceğiz Erol. Abi biraz daha açık konuşur musun? Cemal. Bak onu baban yerine koyduğunu biliyorum. Ama artık bazı gerçeklerle yüzleşme vaktin geldi de geçiyor bile. Annem bütün hisselerini Cemal'e devretmiş. Ne? Neden ki? Belki de cam evde olanları örtbas etme karşılığında. Belki de senin bunca zaman suçsuz yere acı çekmene sebep de bu. Yok. Yok abi, böyle bir şey yapmış olamaz. Yok. Ben bu kadar acı çekerken bundan bir çıkar sağlamış olamaz. Dahası da var. Şirket de beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Dedemin vekaletini kullanıyor. Yani şirkette hisselerin çoğu onda mı? Hı hı.
ve yönetim kurulunda söz sahibi olmayayım diye de elinden geleni yapıyor. Anladım. Anladım. Tamam abi. Şöyle yapalım. Ben sana bütün hisselerimi devredeceğim. Ya sonuçta sen yıllarca emek verdin bu şirkete. Benden çok daha fazla hakkım var. Bak. Konu hisseler değil. Asıl olan senin benim yanımda olman. Ben artık Cemal'in bizi kullanmasına, zaaflarımızdan faydalanmasına izin vermek istemiyorum. Oğlum bu şirket kimin? Bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun. Onlara kalacak. Yani ben sana güvenmeyeceksem, seninle yan yana değilsem, ayrı gayrıysak ben ne yapayım malı, mülkü, şirketi, parayı, pulu ne yapayım? Bundan sonra Kadir Eren, ben senin yanındayım. Tam yanında. Hatta yanında olmadığım bütün zamanlarında acısını çıkartacağım. Söz. İşte bu. Hatta bu hisseleri sana ben hemen devredeceğim. Dur. Ben de geliyorum toplantıya. Ha, orada yapalım bu işi. İşte benim kardeşim. İşte bu. İsmet, ne oldu oğlum, bir şey mi var? Anacığım, biz bir karar aldık da acaba sen ne dersin? Bunca yıldır bu şehrin bütün yükünü çekiyoruz. Diyoruz ki artık memlekete geri mi dönsek? Ne diyorsun sen baba? Nereden çıktı abi? Ne diyorum anacığım? Vallahi iyi düşünmüşsün İsmet. Köy burnunda tutuyor. Şuncağızla temiz havada, bağım bahçenin içinde büyür de. Nereden esti şimdi birdenbire bu? Ya bu şehir artık tekin yer değil. Songül'de ben de hizmet etmekten bıktık. Evet anne ya. Gidelim de acık kendi işimizi görelim yani. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Allah Allah, biz gidiyoruz da sen nereye gelmiyorsun acaba? Ben de dönemem. Selo, yani sen kal tamam diyeceksin de bu çocuğa da yazık değil mi? Nasıl bakacaksın ona tek başına? Oğlum bir düşün taşın bugün. Öyle birden kestirip atma hemen. Ne zaman gidiyoruz peki, hemen mi? Kızım öyle hemen gidilir mi? Aa, dur bir. İşi güce bir emanet edelim. Toparlanalım acık. Birkaç hafta sürer. De işte haberiniz olsun, yavaş yavaş toparlanmaya başlayın siz. Uf ya. Üstüne gitmeyin çocuğun. Ben bir konuşurum ondan. Konuşun acım, konuş. Bir de söyle, bilip bilmeden herkese kapıyı açmasın. Sokakta da çok dolanmasın öyle. Neymiş o? Hırsızlar anne. Hırsızlar artmış da mahallede. Hı. Dikkat edelim biz. Aman yani Allah korusun o babda. Allah Allah. Hiç duymadık kimseden böyle bir şey. Aman hani Allah aşkına, millet param var mı diyor da çalındı diyecek. Süt ister miydin? Yok. Şeker? Yok, bu yeter bana, sağ olun. Tamam, afiyet olsun. Zaza, sen neden bana bu kadar iyi davranıyorsun? Mizacım böyle. Yaratılış. Hem ben kimseye kötü davranamam ki. Ya bırak şimdi. Tamirhanede de böyle misin? Ustana saz çalıyor musun mesela? Yok canım. Öyle bir şey değil de tabii. Tabii sizinki başka bir iyilik şeysi. Zaza, sen benden hoşlanıyorsun değil mi? Evet. Benimle çıkar mısınız Şebu Hanım?
Benimle çıkar mısın Şebu? Ya Saz'a çıkma teklif etmek mi kaldı ya? Ya işte tam da bu yüzden bizden olmaz. Hangi yüzden? Bakın, benim bir eksiğim varsa söyleyin. Ben gideririm, çalışırım, öğrenirim. Ya olur mu öyle şey Zaza? Senin bir eksiğin olabilir mi? Öyle değil. Yani benim demek istediğim, biz dünyaya aynı yerden bakmıyoruz. Farklı bakıyoruz. Bütün bu aşık olanlar dünyaya aynı yerden mi bakıyorlar? Şebnem, ben senin istediğin gibi bir adam olmaya hazırım. Al beni. Nasıl istiyorsan öyle yap. Baza, sen hiç kimse için değişme, olur mu? Hep böyle kal. Bak, eğer istersen bizden çok güzel arkadaş olur. Aylis, hoş geldin. Ben sizi böldüm galiba. Yok Aylis Hanım, ben de gidiyordum zaten. Buyurun geçin siz. Zaza. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey olmuş. Ne oldu? Ne oldu? Daha toplantının ilk gününden benden yakışıklı olman pesi ya. Yani biz genetik diyelim buna. Efendim Melis. Toplantı ertelendi mi? Tamam, sağ ol, sağ ol. Ne olmuş abi? Kurul toplantısı ertelenmiş. Toplantıyı ertelemen hiçbir işe yaramayacak. O vekaleti senden alacağım. Bu konuda bir bilgim yok benim. Ertelenmiş mi? Ben de şimdi senden duyuyorum. Tamam. Abi iptal olduysa iptal oldu. Yarın devrederim sana, hissederim. Sıkıntı yok. Ne oluyor? Ne hissesi, ne devretmesi? Abime kendi hissederimi devrediyorum baba. Hadi ben çıkıyorum. Ben bunu izinliyim o zaman. Evet, izniniz. Tadımı çıkar, sonra hep yanımdasın. Aynen. Aynen. Erol. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Abime yardımcı oluyorum baba. Hisselerini ona vermeyeceksin. Sen mi karar veriyorsun buna? Hisseler benim olduğuna göre. Erol oğlum, ben seni düşünüyorum. O hisseler senin güvencen. Benim tek güvencem ailem. Beni kandırmayan, bana yalan söylemeyen abim. Erol bak, lütfen lütfen. Hasan olayıyla ilgimin olmadığını anlattım sana. Böyle davranma. Sen benim oğlumsun. Abimin de kardeşiyim. Değil mi? Artık onunla arama kimse giremez baba. Erol. Aylis, ne oldu söyler misin? Kadir'le mi ilgili bir şey oldu? Sonuçlar, test sonuçların. Aylis çok özür dilerim ya, ben provalar yüzünden unuttum hepsini. Çok özür dilerim. Kötü bir şey çıkmadı değil mi? Aylis. Şebo, benim çocuğumun olması çok riskliymiş. Ya çocuk ya ben? Bir dakika ya, biz 2021 yılındayız. Yani tıp ilerlemiştir herhalde değil mi? Doktor çok riskli olduğunu söyledi. Beyne giden damarlardan biri tıkalıymış. Riskli derken ne kadar yani, yüzde kaç? Şey bu, bilmiyorum işte, çok riskliymiş. Tamam.
inanıyorsun mesele kalmıyor, değil mi? Şebo Kadir çocuğu olsun diye çıldırıyor. Ben şimdi nasıl söyleyeceğim ona senin hayalini kurduğun aileyi ben sana veremem diye? Tamam dur. Dur düşünürüz biraz. Hadi diyelim risk alıp hamile kaldım. Ya ben ölürsem? Şebo sen biliyorsun ben yıllarca annem varken annesiz büyüdüm. Ben çocuğum da benim gibi eksik büyüsün istemiyorum. Ailesi. İsmet. Mehra Hanım'ın üzerimizde çok emeği var. Biz vedalaşmadan gidersek çok ayıp olur ben sana diyeyim. Tabii tabii. Vedalaşalım. Ben bir bandomuzu katakımı bulayım. Bir de kurban kestirelim. Şanımıza yakışır bir şekilde tahtalı köye gideriz. Ne diyorsun gene İsmet? Apır sapır konuşuyorsun ya. Ne apır sapır kızım? Sen Mehra Hanım'a diyeceksin. O da gidecek Cemal Bey'e söyleyecek. Cemal Bey de sonumuzu hazırlayacak. Doğru diyorsun kocam vallahi ben onu hiç düşünmedim. He. Bir de ne geldi aklıma? Biz memlekete dönersek Cemal Bey eliyle koymuş gibi şıp diye bulur bizi. Doğru diyorsun vallahi başka bir yer düşünmek lazım. Bir de tabii... Ne bir de? Para lazım İsmet. Sen onu dert etme. Benim var kenarda köşede 3-5 kuruş birikmişim. İsmet Allah aşkına öyle 3-5 kuruşlu olacak iş mi? O kadar boğaz nasıl doyacağız acaba? Sen karışma Songül. Var diyorsan var. Allah Allah. Ah. Mehra. Ay bir alsın şunu önümden. Mide fesadı geçireceğim. Zaten sinirden yiyorum. Güldün mü sen? Bilseydim daha önce mide fesadı geçirirdim. Hep bunu yapıyorsun biliyor musun? Yani beni içine düştüğüm şeyin içinden çekip alıyorsun. En yakın arkadaşlık bunu gerektirir. Ailesi. Kadir'e söylemek zorundasın biliyorsun değil mi? Düşürme hemen yüzünü. Ya empati yap. O senden bir şey saklasaydı nasıl hissederdi? İşte bu Kadir'in hayallerini yıkmak istemiyorum. Ya hem sen beni anlamıyorsun. Asıl sen anlamıyorsun. Kadir çocuk istiyor değil mi? Evet. Sen de istiyorsun. Yani? Evlat edinin o zaman. Ve Kadir buna takılacak bir adam değil. Bence çok iyi bir çözüm buldum. Sen düşün bunu. Nezahat, hoş geldin. Merhaba. Size kek yaptım ağzınız tatlansın diye. Ay teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ay dur nereye gidiyorsun? Öyle hem kek yapıp çay içmeden mi gideceksin? Gel, geç içeri. Teşekkür ederim. Gel. Al bakalım. Gel, geç. Hoş geldin Nezahat. Merhaba Aciz abla. Bana bak. Erol'la açtınız artık herhalde. Dün gece kalır diye bekledim. Gece kapı sesini duydum. Yani kavga dövüş o kadar yorulmuşuz ki öyle uyuyakalmışız. Tabii tabii. Kesin. Gerçekten. Yani uyuyakalmışım ben. Gittiğini duymadım ki. İyi de kızım niye aramadın? Neredesin? Ne yaptın diye? Ne bileyim gittikten sonra hiç aramadı sormadı. Ben de ellemedim. Kim ki bu saatte? Bakayım mı? Selam. Meryem evde mi? Evde. Geç, çok pardon. Burada. Ne oldu? Alt kattaki teyze şikayeti mi gelmiş yine? Şikayeti değil. Sana bakmaya geldim.
Hoş geldin. Ne oldu? Bir şeyini mi unuttun yoksa? Ben de markete gidiyordum. Bir şey istersen ararsın. Tamam. Sen uyurken öyle kaçar gibi gitmek zorunda kaldım. Evdeki durumlar malum. Ama sonra yine bir baktım. Buradayım. Hı hı. Anladım. Sen daha iyi misin? İyiyim. Bak, hastaneye falan gitmek istiyorsan... Yok. Gerek yok. Al tatlım. Teşekkür ederim. Nezahat. Bak, bir derdin varsa bize söyleyebilirsin. Bizden sır çıkmaz, merak etme. Biz gidiyoruz. Dur hemen dur. Nereye gidiyorsunuz? Memlekete. Erzincan'a mı? İyi de neden? Bilmiyorum ki. Yani bu mahalle bile dar geliyor bana. Ne yapacağım ben köyde, gerçekten bilmiyorum. Dur bir sakinleş. Yani önce bir konuşulur, değil mi? Tabii, tabii yani. Kolay mı öyle kurulu düzeni bırakıp gitmek? Babamın işleri işte. Bu bir şey tutturdu mu bırakmaz. Umut'u da götürüyor musunuz? Yani Selahattin de gidiyor mu? Yani Selo amcam İstanbul'da kalmak istiyor ama burada tek başına bakamaz Umut'a. Onu da alırız herhalde. Ya ben ne sizi bırakmak istiyorum ne İstanbul. Ne yapacağım ben? Tamam dur, ağlama. Tamam tamam kuzucuğum, tamam ağlama. Kuzucuğum tamam kuzucuğum. Ağlama. Yurt dışındaki hissedarlarımız da katılıyor değil mi toplantıya? Vekaleten birisini gönderecekler. Toplantının bu defa ertelenmesine asla izin vermeyeceğim. Yalnız kurul üyelerimizden birkaçı Cemal Bey'le beraber hareket ediyor. Etrafta birkaç söylenti var. Hisse toplamaya çalışıyor. Ama ben buna asla izin vermeyeceğim. Ne gerekiyorsa yapasın. Hissedarları ikna edin. Kadir'in kesinlikle yönetime girmesine engel olmamız lazım. Hisselerinizin yarısını bana devretmeniz sizin yararınıza. Yoksa Kadir hepimizi bir bir şirketten yollayacak. Dedemin odasını derhal boşaltmanı istiyorum. Henüz şirketin başına geçmediğini hatırlatalım. Geçebileceğinin de garantisi yok. Şirketin başına geçtiğim an bu şirketten defolup gideceksin. Benim hala önemli hissedar olduğumu unutuyorsun galiba. Şimdilik. Yarın Erol'un hisselerini de devraldığımda hiçbir söz hakkın kalmayacak. Teşekkür ederim. Niye? Sana az şey yapmadım. Ama ona rağmen gelip bana nasıl olduğumu soruyorsun. Sen benim aklımdan çıkmıyorsun ki. Sen de benim aklımdan çıkmıyorsun. Vallahi benim kalbim başka. Aklım başka şey söylüyor ama ayaklarım sonunda hep kalbim seçiyor. Beni de böyle yanına sürüklüyor işte. Peki.
Benim aklımda, kalbimde kilit. Ama ben galiba kalbimin sesini dinleyeceğim. Hayırdır? Bindiğinden beri ağzını bıçak açmadın. İsmetler memlekete dönüyormuş. Senin haberin var mıydı? Yok. Nereden çıkmış? Bilmiyorum. Umut'u da götüreceklermiş. Umut'u da? Selo da mı gidiyormuş? Yani Selahattin burada kalmak istiyormuş. Ama o tek başına Umut'a bakamaz ki. O yüzden ya Umut'u da götürecekler ya da Selahattin de gidecek. Sana kim söyledi? Nezahat bugün Şebo'ya geldi. Kız çok üzülmüş. Yani gitmek istemiyor. Ama İsmet çok kararlıymış. İsmet asla İstanbul'u terk etmem, memlekette falan gitmem diyordu. İlginç. İpin ucundayız Sibel. Kadir'in Erol'un hisselerini almasına engel olmamız lazım. Bırak alacaksa alsın. Erol'un paraya değil anneye ihtiyacı var. Onca sene çektiğim çile boşuna mı gitsin yani? Onca aşağılanma, onca yoksulluk. Hepsine ben Erol için katlandım. Bu kadar yıl kenara biraz para koymuşsundur herhalde. Yetmez mi? Bırak artık şirketi falan. Senin bu hırsın yüzünden oğlum mutsuz büyüdü. Annesinden uzak büyüdü. Vazgeç artık. Sen benim işime karışma. Bu şirket benim hakkım. Her tuğlasında benim alın terim var. Kimseye yedirmem. Ne yapacaksın peki? Kardeş kardeşe hissesini veriyor. Kadir dedesinin holdinginin başına geçiyor. Sen ne yapabilirsin? Sonuna kadar savaşacağım. Eğer başaramazsam Kadir'in istediği gibi terk ederim. Ama tek başıma değil. Erol'la birlikte. Yapamazsın. Bana söz verdin Cemal. Erol'u benden de ailesinden de ayıramazsın. Çocuklarım kardeş olduklarını öğrenecekler. Görmüyor musun Sibel? İşler karıştı. İsmet'in çenesini şimdilik kapattın ama anne babası olduğumuzu söylersek Erol'a, Kadir de Mihre de öğrenir. Elimizde ne varsa kaybederiz. Ne olacaksa olsun artık. Aç kalmayız, ölmeyiz. Ben artık dayanamıyorum, anlamıyor musun sen? Oğlunu tanımıyorsun sen Sibel. Erol altın kaşıkla doğmadı. Altın sandıkta yaşadı. El bebek, gül bebek bir hayata alıştı. Yapamaz, başka türlü yaşayamaz. Ne yapacaksan yap Cemal. Ben artık çocuğuma doya doya sarılıp oğlum demek istiyorum. Oğlunu. O kadar düşünüyorsan bekleyeceksin. Yoksa Erol'un da ailesinin de hayatını mahvedersin. Sağ ol İsmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Songül. Mihra Hanım da sizi soruyordu. Odasında mı? Hayır, odasında değil, bahçedeler. Sağ ol. Ne oluyor İsmet? Anlayamadım Kadir Bey. Memlekete dönüyormuşsun. Evet. Siz nereden öğrendiniz? Sen bana dün burada bir şey söyleyecektin. Cemal bir öldü. Anlatamadım. Nedir? Haşa. Yani anlatacak bir şey yok. Biz Songül'le emekli olup köye mi yerleşsek diye düşünüyorduk. Size danışacaktım. Sen memlekete gitmezsin İsmet. Yıllardır uğramadın oraya. Sen İstanbul'a alıştın. Buradan ayrılamazsın. Hayırdır? Cemal mi bir şey yaptı? Yok yok. Cemal Bey bir şey yapmadı. Yani biz karı koca çok yorulduk Kadir Bey. Böyle bir fikir geldi aklımıza. Acaba köye mi yerleşsek diye. Başkaca bir şey yok.
geldin Alice'cim. Hoş bulduk Mihran'ım. Ben de seni bekliyordum teşekkür etmek için. Teşekkür mü? Ne için? Kadir'i ikna ettin ya burada kalması için. Yaşananlardan dolayı teşekkür etmeyi unuttum sana. Mihran'ım ben Kadir'i ikna edebildiğimden çok emin değilim. En azından apar topar çıkıp gitmediniz diye rahatladım. Şimdi de Cemal'in gitmesi için diretiyor Kadir. Kadir bu konuda çok ciddi. Yani Cemal Bey'in kötü biri olduğuna inanıyor. Hep bir şüphe var içinde. Alice'cim. Tek umudum bir bebek. Çocuk olunca belki yumuşar Kadir biraz. Evlat olunca insanın gözü bir şey görmüyor. Hiç kimseyi görmüyor. Ben Erol'u kucağıma alamadan kaybettim. Yani en azından öyle sanmıştım. Yüreğimin acısını tarif edemem sana. Erol'u kurtarıp o getirdi bana. Mira Hanım iyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Depremi hatırlayınca içim sızlıyor. Rıza. Kadir'in babasını deprem aldı benden. Sakın bu akşam bir yere kaybolma. Yarın sabah erken kalkmazsan seninle buluşuruz. Biliyorum biliyorum abi zaten. Dün akşamdan uykusuzum. Bu akşam erken yatar erken kalkarım. Hiç merak etme. Mihri görüyor musun? İki kardeş açık açık bana karşı birlik oluyor. Sanki düşmanlarıymışım gibi. Ne ilgisi var ya? Ben zaten anlamam ki öyle şirket filan. Hisse de benim işim değil. Ben abim de varken. Şirketle ilgisi olmayan pek çok kişinin hissesi var. O hisselerin bedeli var Erol. Ayrıca hisseler önemli değil. Abin. Açık açık beni göndermek için güç toplama derdinde. Bu şirket bizim. Güç toplamaya da ihtiyacım yok. Lütfen yapmayın. Biz bir aileyiz. Böyle sürekli bir savaş içinde olmanız hoşuma gitmiyor. Madem aileyiz niye savaşıyor benimle? Şirketi gerçekten yönetebileceğine inansam... zerre kadar düşünmem. Ben bu ailenin geleceğini düşündüğüm için yönetimin başına geçmek istiyorum. Afiyet olsun size. Erol. Hayır. Erol.
diyebileceğim sana. Ne zaman bana anne diyeceksin? Ben kabuslarımda bile seni kaybediyorum oğlum. Ne işiniz var burada? Hayatım. Sen yatmıyor musun? Yemekteki gerginlik için senden özür diliyorum. Kusura bakma. Şu işler güçler bir bitsin. Sana söz veriyorum. Seni alıp bir yerlere kaçacağım. Unutmadım yani. Bitsin artık gerçekten bu sıkıntılar. Bitecek, bitecek. Bitecek. Hadi yat oğlum. Hadi sen uyu. Ben bile obaya gidip geliyorum. Hadi. Ben bir kabus gördüm. Seni kaybediyordum oğlum. Tamam. Tamam. Sakin olun Sibel Hanım. Siz iyi misiniz? Erol. Çok korktum. Sibel Hanım. Sizin ne işiniz var burada? Ben. Abi Sibel Hanım pek iyi değil. Tuhaf tuhaf konuşuyor. Ben bir kabus gördüm. Evlatlık verdiğim oğlumu kaybediyordum. Özür dilerim. Rüyanın etkisiyle herhalde. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Tamam sen yat ben bakarım. Ne yapıyorsunuz siz? Bir şey yapmıyorum. Söyledim işte ben bir kabus gördüm. Oğlumu kaybediyordum, evlatlık verdiğim oğlumu. Erol'la aynı yaştalar. Ben Erol'da onu gördüm herhalde. Bakışlarınızı gördüm. Bu tuhaf durum kabusla falan açıklanamaz. Ne oluyor? Aliz'in ikizini... evlatlık verdiğimi söylemiştim size. Evet. Siz haklıydınız. Yalan söyledim. Evlatlık vermedim ben oğlum. Yıllar önce benden zorla alınıp götürüldü oğlum. Kim zorla alıp götürdü? Cemal. Yıllar önce benim kollarımdan zorla sökerek aldı oğlumu ve annenizin Mira Hanım'ın kucağına verdi. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Aklınızı mı yitirdiniz siz? Erol doğduğunda ben oradaydım.
Ben kollarımı aldım. Bu benim kardeşim. Benim canım, ciğerim. Tamam mı? Bu sizin çocuğunuz falan değil. Saçmalamayın. Bakın kardeşinize ne oldu bilmiyorum. Ama Erol benim oğlum. Cemal yıllar önce benden zorla aldı onu, size getirdi ve yıllarca sizi kandırdı. Yani Ayliz ile Erol ikiz. Bu durumda Ayliz'i biliyor. Cemal ikizleri bilmiyor demiştiniz bana. Ha? Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Yeter artık bu yalanlarınızdan falan bıktım ben. Bakın Erol çok kötü günler geçiriyor. Bu saçmalıklarla onun kafasını daha fazla karıştırmayın. Kadir Bey, ben gerçekleri söylüyorum. Evet, Cemal'in Ayliz'den haberi yoktu. Çünkü ikizlerim olduğunu bilmiyordu. Onu da Erol gibi benden alıp götürmesin diye söylemedim, sakladım. Ayliz'le Erol ikiz yani. Erol benim kardeşim değil, öyle mi? Belki de kardeşiniz depremde hayatını kaybetti. Cemal onu bulamayınca belki... Yeter artık. Yeter. Yeter, tamam, yeter. Saçmalıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Devam etmeyin, yeter. Bakın, Cemal gerçekleri açıklayacağına bana söz verdi ama uzun zamandır oyalayıp duruyor. Şimdi de Erol'u alıp gitmekten falan bahsediyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Kadir? Kadir, ne oluyor, iyi misin? Pardon. Pardon hayatım. Pardon. Kadir, sen iyi misin? Ha? Kadir, ne oluyor? Yani bütün gece uyuyamadım, farkındayım. Bir şey mi oldu? Uyku tutmadı. Ben de bütün gece uyuyamadım. Yani yatakta döndüm durdum. Sabaha karşı uyumuşum. Gerginliğimle seni de uyutmadım. Kusura bakma.
Ya sen beni boş ver. Ya ne oldu? Toplantı yüzünden bu kadar gerginsin. O mu seni geriyor? Belki de. Kadir sen iyi değilsin. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Ben üstüm başımı değiştireyim çıkayım. Tamam mı hayatım? İyiyim, iyiyim. Günaydın güzel oğlum. Hı? Günaydın. Baba saat kaç? Ben geç mi kaldım? Yok. Saat daha erken. Geç kalmayasın diye uyandırmaya geldim. Bak bugün zor bir gün. Hem uzun zamandan beri şirkete gelmemiştin. Bu şirket meselesi, ben abime hisselerimi devretme konusunda söz verdim. Ne olur bu konuyu konuşmayalım. Sen bana bakma. Artık kendi kararlarını kendin verebilecek yaştasın Erol'cum. Hem abinin yanında yer almak istemen çok normal. Sana bak, sınav zamanlarında bayılarak içtiğin o karışımdan hazırladım. Enerji versin. İyi hissettirsin diye. Al bakalım şunu. Babacığım içerim ama bir kalkayım ben ha. Ondan sonra. Lütfen taze iç şunu. Bak bunun tek özelliği tazeliğinde saklı biliyorsun. Hadi. Neydi o? Vitaminlerin etkisi geçmeden içilecek. Doğru. Afiyet olsun. Aferin sana. Hadi biraz sonra görüşürüz. Tamam mı? Güzel oğlum benim. Tamam. Baba. Sağ ol. Özür dilerim oğlum. İşimi bozmana izin veremezsin. Güzel güzel uyu bakalım şimdi.
İsmet, vallahi ben bu eve gelirken ayaklarım geri geri gidiyor ha. Senin mi benim mi? Kalbim küt küt. Bugün ne bombalar patlayacak diye ödüm kopuyor. Öyle zırt diye çekip gidemeyiz ki Songül. Biraz daha sık dişini işte, ne yapacaksın? Vallahi iyice çığırından çıktı bu ev, ben sana diyeyim. Drakula'nın evi gibi bir şey oldu ya. Hay kendimizi geçtim. Kız için korkuyorum en çok. Tövbe estağfurullah ya. Aha, arıyor Drakula. Ha, hadi aç aç sen, gidiyorum ben. Cemal Bey. İsmet, neredesin? Geldim efendim, bahçe tarafındayım. Hemen arabayı hazırla, bugün erken çıkacağım. Başüstüne. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bak, seninle tartışacak hiç vaktim yok. Ofise geçmem lazım. Seninle konuşacağız. Ne konuşacaksak sonra konuşuruz. Sen 30 yıl bana, Erol'a, anneme yalan mı söyledin? Bak, bu senin paranoyalarına uğraşamam. 30 yıl sen öz oğluna üvey babalık mı yaptın? Sen ne acımasız adammışsın ya. Sen bu yaptıklarının ortaya çıkmayacağını mı sandın? Saçmalama Kadir. Aklını mı yitirdin sen? Beni bunlarla suçlayamazsın. Dedem beni buraya niye çağırdı biliyorum. Dedem Erol'u öğrendi. Bana bunları anlatmak için beni apar topar çağırdı. Ve sen dedemin öğrendiğini bildiğin için onu öldürdün. Şimdi bana anlat. Neden yaptın? Neden yaptın bunu? Anlat! Neden yaptın bunu? Mühre. Mühreciğim. Günaydın. Size de günaydın Mihra Hanım. Ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam, buyurun. Dinliyorum sizi. Ne konuşmak istiyorsunuz? Ben size bir kahve getireyim. Bir dakika. Bir dakika. Dinliyorum. Söyleyeceklerim çok önemli fakat nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Günaydın. Günaydın. Gerçeklerden kaçamazsın Cemal. Ben Kadir'e her şeyi anlattım. Lütfen
Mihra Hanım'a da olanları anlatır mısın? Cemal, Sibel Hanım ne demek istiyor? Tamam. Anlaşıldı. Ben bir Kadir'le konuşayım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Cemal, çekil, beni durduramazsın. Hayır, çekilmiyorum. Başım dönüyor. Erol, hiç iyi görünmüyorsun. Gel odaya götüreyim seni. Abim. Abim çıktı mı? Çıkmadı. Erol, gel bak, seni odaya götüreyim ben, ha? İnşallah abim. İnşallah.